الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان بل روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وارحم مبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Mucizat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'ın birinci zeydi. 14 reşahatı tazammın eden 14. lem'anın birinci reşhası. Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarrif var. Birisi şu kitab-ı kainattır ki bir nebze şehadetini 33 lem'a ile Nur Risalesinden 13. dersten işittik. Birisi şu kitab-ı kebirin ayet-i kübrası olan Hatem-ül Enbiya aleyhissalatü vesselam'dır. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi şu ikinci bürhan-ı natıki olan Hatem-ül Enbiya aleyhissalatü vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ki o Peygamber Zişan aleyhissalatü vesselamın bu asırda bir mümessili, bu asırda onun bir numune-i misali Hazreti Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Hakikaten Üstad Hazretleri Peygamber Zişan'ın hayatı gibi bir hayat geçirmiş, onun güzel ahlakıyla ahlaklanmış ve onun davası olan ümmeti nidasını daima kulağında çınlatarak o davanın ahir nefesine kadar efendim müşevviki olmuş, mürevvici olmuş ve o davayı daima bütün insanlığa, bütün dünyaya duyurmak istemiş. Ve hakikaten burada dediği gibi o Resul-i İhsan Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Bunu onu tanımak ve dinlemek için de bu asırdaki mesleği olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine dinlemek lazım ve onun bize talim ettiği risaleleri bize emanet olarak bildiği risaleleri iyice okuyup o hakikatlara da bütün insanlığa tebliğ etmemiz lazım. Cenab-ı Hak bizi o hizmette ihlas ile daim etsin inşallah. Evet. Bu Hatem-ül Enbiya Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o mürhanın şahs-ı manevisine bak. Sat-ı arz bir mescit, Mekke bir mihrab, Medine bir minber, o mürhan-ı bahir olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyada mürekkep, bir halka-i zikrin serzakiri. Bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya teravettar semereleri, bir şecere-i nuraniyedir ki, her bir davasını mucizatlarına isnat eden bütün enbiya, kerametlerine itimat eden bütün evliya, tasdik edip imza ediyorlar. Zira o, la ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler, aynı kelimeyi tekrar ederek, icma ederek, manen sadakte, sadakte ve bil hakki natakte derler. Hangi vehmin haddi var ki, böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddeaya parmak karıştırsın. İkinci reşa, o nurani bürhan-ı tevhid, nasıl ki iki cenahın icma ve tevatürü ile teyit ediliyor, öyle de Tevrat ve İncil gibi
Kütüb-i Semaviye'nin yüzler işaratı, irhasatın binler rumuzatı, hatiflerin meşhur beşaratı, kahinlerin mütevatir şehadatı ve şakl-ı kamer gibi binler mucizatının delalatı ve şeriatının hakkaniyetiyle teyit ve tasdik ettikleri gibi zatında gayet kemaldeki ahlak-ı hamidesi ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secaya-i galiyesi ve kemal-i emniyeti ve kuvvet-i imanını ve gayet-i itminanını ve nihayet hüsukunu gösteren fevkalade takvası, fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikaten ubudiyette en yüksek makamda olduğuna dair bir hadis-i şerif arz edeyim. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Diyor ki bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam akşamleyin geldi ve dedi ki ya Ayşe bu gece Rabbimle beraber olmak isterim. Bana müsaade eder misin dedi. Ben ona cevaben dedim ki ya Resulullah benden beraber olmanı isterim fakat senin hangi şeyi seviyorsan onu ben de onu severim onu isterim. Nasıl arzu edersen öyle hareket edebilirsin. Kalktı, güzel bir abdest aldı ve namaza durdu. Ama namazda ayakta öyle ağlıyor, öyle ağlıyor ki önü ıslandı diyor. Sonra sücuda vardı, sücutta da ağlıyor ve secde mahalli yine ıslandı onun ağlamasından. Kalktı ve teşehhütte de oturdu, yine ağlıyor, ağlıyor ama uzun kıyamlar, uzun secdeler, ta sabaha yakın, sabaha kadar böyle bir ibadet. Ve o arada Hazreti Ömer radıyallahu anh geliyor. Bu başka bir hadiste Hazreti Ömer. O arada Hazreti Bilal namaz için geliyor. Namaz için geliyor, bakıyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam ağlıyor. Hayret ediyor, ya Resulallah diyor, sizin evveliniz ahiriniz, gelmişiniz geçmişiniz, affolunduğu halde siz ağlar mısınız? Deyince, kardeşim diyor, efele ekunu abden şekura, Allah'ın verdiği bunca nimetlere karşı ben ona şükredici bir kul olmayayım mı diyor. Şükredici bir kul olmayayım mı? Ve Ali İmran suresinin son ayetlerini okuyor. Son 10 ayetini okuyor. Ve bunları okuyup da ağlamayana yazıklar olsun diyor. Okuyup da ağlamayana yazıklar olsun 10 defa diyor. Ve hakikaten işte ubudiyeti hakikaten öyleydi az kardeşlerim. Ve Üstad Hazretleri de emin olun geceler o çınar ağacının üzerinde gece yarısından sonra çıkar sabahlara kadar dua eder, ağlar, yalvarır. Ya Rabbi bu ümmete bir imdat gönder. Gerekse çam dağında, çam ağacının üstünde de aynı şekilde 3 ay bütün yaz boyu o çam ağacına çıkar. Oradan böyle Cenab-ı Hakk'a nida eder, niyaz eder, yalvarır, ağlar. Ya Rabbi bu ümmete bir imdat gönder, bir nur gönder diye. Bu ağlamalar, bu yalvarmalar, bu dualar nihayet semeresini verir ve Bediüzzaman Hazretleri'nin kalbine Cenab-ı Hak ilhamen 130 eser Risale-i Nurları Cenab-ı Hak ihsan eder. Evet biz o 1925-26'dan ta 34'e kadar yetişmedik. Fakat abilere yetiştik. Abiler aynen anlatıyorlar o günkü o hayatı yaşayan onunla beraber hayat geçiren abilerimiz anlatıyorlar. Mesela Refet Barutçu abi Ankara'da vefat etti. Çok görüşürdük. Ve diğer Sıddık Süleyman abi, Hüsrev abi, diğer birçok abilerle de Cenab-ı Hak nasip etti görüşmek. Ve Şamlı Tevfik Hafız abi aynen yeminle diyor ki vallahi diyor bu eserlerin ilhamen yazdırıldığına ben kat'i yemin edebilirim diyor. Bir kırda bağdayız, bir açık bir yerdeyiz. Üstad karşımda kıbleye dönmüş.
Ve sanki karşıda büyük bir levha varmış gibi, o söylüyor, ben yazıyorum. O söylüyor, ben yazıyorum. Bakıyorum bir ara üstad yok. Fakat sesi kulağıma geliyor ve ben yazmaya devam ediyorum. Bunu yeminle anlatıyor. Şimdi hakikaten Risale-i Nurlar ilhamen yazdırıldığına çok deliller var. Bugün değil Türkiye'de, bütün alemi İslam'da bu eserlere Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, rahmetiyle, lütfiyle, keremiyle bütün dünyaya yayılıyor. Şimdi şu anda çanta içinde getirdiğim eserlerde 30 lisanda elhamdülillah eserler var. Japonca, Çince'den tutun, Malezya, Hintçe'den tutun, ta efendim İspanyolca, Portekizce, ondan sonra İtalyanca, İngilizce, Fransızca, Almanca olduğu gibi, Afrika lisanı ile olduğu gibi 30 lisanda eserler var. Hangi şeye nasip olmuştur bu? Bu doğrudan doğru bir ilham eseri olarak Allah'ın inayetine mazhar olduğu için yayılıyor. Yoksa bizim kuvvetimizle değil. Demek ki inayet-i ilahi var. Hatta Üstad Hazretlerinden en son ayrıldığımızda bana dedi, kardeşim sana son nasihetim dedi. Daha çok hatıralar Cenab-ı Hak inşallah nasip eder. Dedi ki, hizmete düşünmeyin dedi. Halbuki düşündüğümüz hep hizmet, hizmet, hizmet. Hizmeti düşünmeyin. Cenab-ı Hak dedi, bu davayı bizzat kendisi neşrettirecek. Ve en muhaliflere bunu yaptıracak dedi. En muhaliflere bunu yaptıracak. Bilerek bilmeyerek. Binaenaleyh hizmeti düşünmeyin. Düşüneceğiniz uhuvvet, muhabbet, ittihat, tesanüt. Uhuvvet, muhabbet, ittihat, tesanüt. Cenab-ı Hak bizi bunu ihsan buyursun. Bütün nur kardeşi arasında tam bir sadakat, tam bir ihlas, tam bir samimiyetle kalpleri Cenab-ı Hak birleştirsin. Uhuvvet ve muhabbeti ve ittihat ve tesanüri ihsan etsin inşallah. Yani diyeceğim, Ankara'da bir tane yerimiz vardı. Şimdi 3000'den fazla yer var. Buraya gelirdik, burada bir iki tane, üç tane arkadaş vardı. Şimdi elhamdülillah yüzler değil, binler, yüz binler belki var. Bunlar bu kardeşlerin çalışması yok. Allah-u Teala'nın inayeti. Ve bu eserlerin ilhamen yazdırıldığından dolayı Allah tarafından teyit edilmesi. Yani doğrudan da bir kutsi kuvvet var. Kalplere nüfuz ediyor, kalpler kapılarını açıyor. Bugün düşünün, bu binler televizyonlar var, efendim gazinolar var, türlü sefahatiyeler var. Şu gençleri oralardan koparıp bu eserler önünde diz çöktüren nedir? Bu ilham ilahi olup da kutsi, doğrudan doğruya ilahi bir kuvvetin eseridir. Onun için Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler. Emin olun, nasıl demin arz ettim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, efele ekunu abden şekura, yani nasıl Allah'ın verdiği bunca nimetlere karşı şükredici bir kul olmayayım dediği gibi, bizim de geceleri kalkıp ağlamayıp böyle sabahlara kadar dua etmemiz ve Allah'a şükretmemiz, ağlamamız lazım. Neden? Vallahi size yemin ediyorum ki bugün padişahlara, padişah yok, evet, reisumurlara, milletvekillerine, bütün dünyanın, Amerika'nın, Avrupa'nın en büyük milyarderlerine vermediği nimeti bize vermiş. Vallahi billahi tallahi. Ha, neden? Onlar yarın o paraların, o makamların mesuliyetini idrak edip de yapamadıkları için cehenneme doğru sürüklenirken nur talebesi yüzlerce insanın kurtulmasına vesile olmuş. Ona kitap vermiş, dershaneye götürmüş, anlatmış, o ona, etrafında yüzlerce kişi, gel kardeşim cennete gideceğiz. Kimsiniz? Sen bize dershaneye götürdün, kitap verdin, okudun, anlattın, ben ona, o ona, şimdi biz cennete gidiyoruz, seni almadan gitmeyeceğiz diyecekler. Şimdi onların halini düşünün, bizim halimiz. Demek ki bize ne kadar Cenab-ı Hak lütfetmiş. Ama bu nimet elbette ki bir şükür ister. İşte efekle ekûne abden şekûra'ya dikkat edersek biz de şükredebilmek için geceleri kalkıp bu nimete ağlayıp ve gündüz de bu hakikatleri okuyup diğer insanlara anlatmakla mecburiyetindeyiz. Talebe ise talebelere, yani o mektepte bir kimde talebe kalmayacak ki bu eserleri duymamış olsun. O işçilerde işçi ise işçilere, kalmayacak gibi işçi ona, o kimseler anlatmamış olmasın. Memursa memurlara, hangi sınıftansa o sınıftakiler bildirmek de mükellef. Ta ki bu büyük nimetin şükrünü eda etmiş olalım. Bugün küfür başka bir şeye benzemiyor az kardeşim.
Bakın, şimdi ben biraz sonra arz edeceğim. Afrika'da milyonlar değil, milyonlar insanlar var ve maalesef iman hakikatlerinden mahrum. O batılı efendim Hristiyanlar, misyonerler milyarlar dolar götürüyorlar Afrika'ya ve onları Hristiyanlaştırıyorlar. Bakın, Etiyopya dediğimiz Habeşistan'da %70 Müslüman vardı, şimdi %30'a indi maalesef. Ve diğer Afrika ülkelerinde de öyle. Maalesef Avrupa'daki gerek İspanya, Portekiz, İngiltere ve gerek Amerika oradaki zencileri tamamen efendim esir muamelesi, haşa hayvan muamelesi görerek onları kullandılar ve o topraklardaki muazzam kaynakları kendilerine aldılar, onları fakir bir hale getirdiler. Hatta şu anda geçinemeyecek derece hatta fakir. Bakın bize, bizim sitemiz var. Biliyorsunuz o sitenin şifresi şu: risale-inur.com.tr. Bunu açarsanız içerisinde 80 bin sayfa var. Ve şu anda Teybe şeye bağlı, efendim Peyk'e bağlı. Peyk'le 24 saat dönüyor. Dünyanın her tarafında, neresinde olursanız olun, Risale-i Nurların hangi dillerine isterseniz ulaşabiliyorsunuz ve o printerden çıkarıp da okuyabiliyorsunuz. Başka arkadaşa da verebiliyorsunuz. Sibirya'dan Emel geliyor, diyor ki elhamdülillah şu anda buradan Sibirya'dan Risale-i Nurları okuyorum diyor. Sierra Leone diye bir memleket var. Şeyin doğusunda, Afrika'nın doğusunda sahil. Orada elmas madenleri ve altın madenleri varmış. İngilizler oraları perişan etmişler. Bütün o elmasları çıkarmışlar, altınları ve oradaki kabileleri de tamamen sefahete atmışlar. İçki kumarla onları maalesef sefih yapmışlar ve ondan sonra da tamamen fakir bir halde. Şimdi onlar bir dilim ekmeğe muhtaç vaziyette. Ve bu arada bir kargaşalık çıkmış, katil-am oluyor. Oradaki kabileler anlıyorlar ve o vakit İngilizler başa çıkamayınca Birleşmiş Milletler oraya el koyuyor. Şu anda orada Bangladeş, ki bu Müslüman memleketi biliyorsunuz, Pakistan üst tarafında büyük bir memleket. Bangladeş'ten 5000 asker ve subay var. Onlar bakıyorlar ki milyarlar dolar getiriyorlar misyonerler, Hristiyan misyonerleri, o kabilelere veriyorlar ve onları Hristiyan yapıyorlar. Çocuklarını alıyorlar, para veriyorlar, çocuklarını alıyorlar ve onları Hristiyan olarak geliştiriyorlar. %60-70 Müslüman gelişim değil, %50'ye, 40'a, 30'a doğru iniyor. Tabii üzülüyorlar oradaki Müslüman kardeşler ve Bangladeş'e yazıyorlar. Bangladeş'te de bizim tanıdığımız çok muhterem orgeneral bir kardeşimiz vardı, Mirza Tabarak. O ateşeydi ve şimdi orada da büyük bir vazifede. Onu bana diyorlar ki burada böyle bir büyük bir felaket var. Hristiyanlaştırıyorlar. Ebedi bir felakete atıyorlar buradaki insanları. Nasıl yapacağız? O da aynen bu tanıştığımız için diyor ki Said Özdemir'e yazın, size Risale-i Nur göndersin diyor. Aynen burada, bakın burada da onun emelleri burada, okuyabilirim. Ve şimdi oralara dua buyurun. İnşallah İngilizce efendim Risale-i Nurlar göndereceğiz. Bakın şu çantayı aç bakayım. Bakın bu dört İngilizce büyük sözler. Bundan 5000 de az. Belki 10.000, 20.000 basacağız. Bundan 20.000 basacağız ve oralara göndereceğiz. Yani sadece Sierra Leone değil. Bundan birçok İngilizce konuşan yerler var. Ve oralara göndereceğiz inşallah. Onlar da inşallah bunları okuyacaklar ve Hristiyanlıktan kurtulacaklar. Bunlar da Türkçe olanlar. Bunlardan da 5.000 yapacağız. Tabii bunun ciltleri belki 18 milyar tutuyor. Cenab-ı Hak bir yerden ihsan eder onu. Ve İnşallah oralarda biliyorsunuz
İmansızlık başka bir şeye benzemiyor. Ebedi bir felakete düşecekler. Düşünün, bir insanı ateşe atıyorlar, cehennem ateşine, yanıyor. Sizin vesilenizle elinizi uzatıyorsunuz, kurtarıyorsunuz. Ne kadar büyük bir insan haz duyar, değil mi? Belki hiçbir şey de olmasa onu, insanı kurtuluyor. İşte bunlar oralara gidecek inşallah. Sizin duanızı için ben bunu arz ediyorum. Bu eserlerle bütün Afrika'da milyonlarca insan bu eserlere muhtaç. Bakın Madagaskar ismini çok az duyarız. Bakın şu zarf Madagaskar'dan geldi. Onların pulları. Madagaskar. Ve biz orada bir Fransızca eserler gönderdik. Onların eline geçmiş. Hemen bize e-mailden diyorlar ki aman bize bu eserlerden Arapça, İngilizce, Fransızca gönderin. Ve elhamdülillah 800 belki 1 milyara yakın hemen bir paket yaptık. Ve bu fakat oraya göndermek hakikaten şey, çünkü çok uzak. Kargolar 1 milyar istediler. Neyse Allah razı olsun, bir kardeş posta dedi ki 500 milyona gönderirim. Bir kardeş verdi ve 500 milyondan sadece yol parası verdik ve oraya gitti. 15 gün sonra almışlar. Bize e-mail gönderdiler. Allah razı olsun 130 okulları varmış. Meğersem orada muazzam bir İslami faaliyet varmış. Fakat tabii nasıl okutacaklarını bilmiyorlar. Bu eserleri görünce sarılıyorlar. 4500 talebemiz var diyor. Bakın bunların emailleri geldi bunlara. Elhamdülillah gönderiyoruz. Şu dua buyurun. Yani bütün Afrika'ya bu risaleleri göndermek niyetindeyiz inşallah. Ta ki insanlar kurtulsun, ebedi saadete ersinler. Zaten bugün düşünün, biz bu ab-ı hayat bunların önünde kana kana içiyoruz. Onlar bunlardan mahrum. Elbette ki onlara bu hakikatle yetiştirmek bizim insani ve İslami vazifemiz. Cenab-ı Hak bizi bu hizmette ihlas ile daim etsin inşallah. Neyse yine hatırıma geldikçe bazı hususları arz edeceğim. Üçüncü leşa, eğer istersen gel aslı saadete Ceziretul Arab'a gideriz. Hayalen olsun, onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. Bakın burada hayalen diyor ama bizzat üstad gitmiş ve Resul-i Nisan'la görüşerek bizzat onu doğrudan doğruya onun huzurunda yazılmış. Ve buna ben taniyim, çok deliller var buna dair. Evet, hüsnü siret, güzel ahlak ve cemali suret ile mümtaz. Bir zatı görüyoruz ki elinde mucizüma bir kitap, lisanında hakikat aşina bir hitap. Bütün beni Adem'e, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyi tebliğ ediyor. Sırrı hikmet-i alem olan muamma-i acibanesini hal ve şerh edip ve sırrı kainat olan tılsım-ı uğlaklığını feth ve keşfederek bütün mevcudattan sorulan, bütün ukulu hayret içinde bırakan, meşgul eden üç müşkil ve müthiş suali azim ki necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Suallerine mukni, makbul cevap veriyor. Dördünü reşa, bak öyle bir ziyayı hakikat neşreder ki eğer onun o nurani daire-i hakikat irşadından hariç bir surette kainata baksan elbette kainatın şeklini bir matemhane-i umumi hükmünde ve mevcutatı birbirine ecnebi belki düşman, camilatı dehşetli cenazeler ve bütün zevil hayatı zeval ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün. Şimdi bak onun neşrettiği nur ile o matemhane-i umumi şevk-ü cezbe içinde bir zikirhaneyi inkılap etti. Şevk-ü cezbe içinde bir zikirhaneyi inkılap etti. O ecnebi düşman mahluk mevcudat birer dost ve kardeş şekline girdi. O camidat-ı meyite isamite birer munis memur, birer müsahhar, hizmetkar vaziyetini aldı. Ve o ağlayan şekva edici kimsesiz yetimler birer tesbih içinde zakir veya vazife paydosundan şakir suretini girdi. Beşinci reşa, hem o nur ile kainattaki harekat, tenevvuat, tegayyurat, tebeddülat, manasızlıktan, abesiyetten, tesadüf oyuncaklığından çıkıp birer mektubat-ı Rabbaniye, birer sahife-i ayat-ı tekviniye, birer meraya-i esma-i ilahiye ve alem dahi bir kitabı hikmet-i samadaniye mertebesine çıktılar. Hem insan, bütün hayvanatın madununa düşüren, hadsiz zaaf-ı aczi, fakr ve ihtiyacatı ve bütün hayvanlardan daha bedbat eden vasıta-i nakil, nakli hüzün ve elem ve gam olan aklı onur ile nurlandığı vakit, insan bütün hayvanat, bütün mahlukat üstüne çıkar, onurlanmış acz, fakr, akıl ile
kul ile, niyaz ile nazenin bir sultan, fidar ile nazdar bir halife-i zemin olur. Demek onur olmazsa kainat da, insan da, hatta her şey dahi hiçe iner. Evet, elbette böyle bedi bir kainatta böyle bir zat lazımdır, yoksa kainat ve eflak olmamalıdır. Altıncı reşa, işte o zat bir saadet ebediyenin müjdecisi, habercisi ve rahmet-i bir nihayenin kâşifi ve ilancısı, saltanat-ı rubiyetin mahasininin dellalı seyircisi, künuz-i esma-i ilahiyenin keşafı göstericisi olduğundan, böyle baksan, yani ubudiyeti cihetiyle onu bir misal-i muhabbet, bir timsal-i rahmet, bir şeref-i insaniyet, en nurani bir semere-i şecere-i hilkat göreceksin. Şöyle baksan, yani risaleti cihetiyle, bir bürhan-ı hak, bir sıracı hakikat, bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadet görürsün. İşte bak, nasıl belki hatif gibi, onun nuru şarkı, şarktan garbı tuttu. Nısf-ı arz, humsu beşer. Arzın yarısı, beşerin beşte biri. Onun hediye hidayetini kabul edip, hırz-ı can etti. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki, böyle bir zatın, bütün davaların esası olan, La ilahe illallah'ı, bütün meratibiyle beraber kabul etmesin. Yedinci reşa, işte bak, şu cezire-i vasiada, vahşi ve adetlerine karşı mutaassıp, ve inatçı muhtelif akvamı, ne çabuk, adat ve ahlak-ı seyyye-i vahşiyanelerini defaten kal ve ref ederek bütün ahlak-ı hasene ile teşhid edip bütün aleme muallim ve medeni ümmetlere üstad eyledi. Medeni ümmetlere üstad eyledi. Bakın Üstad Hazretleri diyor eserlerinde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hind'e, Çin'e sahabe göndermiş. Üstad bizzat bunu eserinde söylüyor. Ve biz Cenab-ı Hakk'ın lisanı ihsanıyla Çin'de ta peygamberimizden beri devam eden büyük medreseler, Arapça medreseler, üniversite ayarında medreseler bulduk. 6 tane büyük medrese. Ve bunlarda efendim hadis fakültesi, tefsir fakültesi, kelam fakültesi, şeriat fakültesi fakülteler var. Ve elhamdülillah onların adreslerini aldık ve onlara Arapça gerekse ondan sonra Çince eserler gönderdik. Ama tabii göndermek çok kolay olmadı. Çok tehlikelerden geçerek. Ama Cenab-ı Hak lütfetti. Hong Kong'a gönderdik. Hong Kong'tan bir kardeşe dedik bunları postaneden at. Postaneden atıldı ve ellerine geçti. Onların üstadlarından bize mektup geldi. Allah sana razı olsun. Bediüzzaman Hazretleri'nin ne büyük bir zat olduğunu anladık. Ama bize o eserlerden Arapça ve Çincelerden bize gönderin dediler. Ve biz de Çinceleri gönderiyoruz. Gerekse internete doldurduk. 6 tane Çince eserimiz var. İnternete doldurduk ve onların bütün 63 üniversitesinin email şifrelerini aldık ve bir komutla bütün üniversitelere gönderdik onların ekranlarına. Ve gerekse 13 tane de büyük gazeteleri onlara da gönderdik. Fakat şimdi tabii çok hainler. O kadar hain ki bakın Ravatut Alim-i İslam 300 bin Kur'an göndermiş oradaki Uygurlara. Biliyorsunuz orada Doğu Türkistan var. Maalesef orayı zapt ettiler ve oradaki Müslümanlara kan kusturuyorlar. Müthiş bir işkence var. Ve şu anda binlercesi taş okuyarlıklarında hapishanelerde. Ve her gün 5-10 tanesini idam ediyorlar. Hakkı hayatları yok. Ve hiç giden, bütün bizim buradaki giden bütün efendim devlet ricali hep onların aleyhine, Çin'in lehinde efendim orada konuşmalar yapıyor. Ve onların tabii kalpleri dağlanıyor. Nasıl olur da Müslüman kimseler gelir bizim aleyhinde terörist diye bizi ilan ederler diye çok üzülüyorlar tabii. Ve çok büyük bir felaket var orada. Ve çok dua ediyoruz. Cenab-ı Hak işte şimdi onlara o sars hastalığını verdi. Yoksa onlar çok büyük bir dünya felaketi. Ye'cuc ve Me'cuc'un tohumları onlar. Cenab-ı Hak onların şerrinden bütün dünyayı korusun az kardeşlerim. Bütün dinlere düşman. Bakın orada bazen hürriyet mücadelesi oluyor. Gençler ayağa kalkıp da istiklal edip derhal bütün güçleriyle onlar üzerine yürüyorlar. Bütün tanklarla, teyyarelerle ondan sonra hatta affedersiniz köpeklere parçalattırırlar. Oradaki gençleri, ondan sonra da onların evlerinden kurşun ve benzin parasını aldılar. O kadar hainler. Cenab-ı Hak onlar inşallah ıslah olacakları ıslah olmayacakları Kahhar ismi şerifiyle kahru perişan etsin. Ya.
İşte maalesef böyle İslam'ın başında büyük felaketler var. Gerek Doğu Türkistan, gerek Keşmir, gerek Filipinler. Bakın Filipinlere Amerika düşmanı orada girip oradaki Hristiyanlarla işbirliği olup oradaki Müslümanları öldürüyorlar. Gerekse Keşmir'de Hindularla böyle. Gerekse Çeçenistan'da, bugün bakın Filistin'de o Yahudi, zalim Yahudiler, o kafir Yahudiler her gün 5-10 tane Müslümanı öldürüyorlar. Evlerini yıkıyorlar. Efendim tanklarla, tayyarelerle, füzelerle onların üzerine yürüyorlar. Onun için aziz kardeşlerim, bizim bu Kur'an hakikatlerini bütün dünyaya neşretmemiz lazım ki ta ki bu İslam düşmanlarının şerrinden bütün Müslümanlar kurtulsun. Yoksa Allah korusun büyük felaketler olur. Bakın 17 Ağustos'ta büyük felaket oldu. Belki 40-50 bin kişi gitti. Bu Allah-u Teala'nın büyük bir ikazıydı. Ondan sonra dikkat edin, o günden bugüne kadar her gün dünyanın birçok yerlerinde zelzeleler oluyor. Daha birkaç gün evvel işte Bingöl'de. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın ihtarıdır. Ey insanlar, ey kullarım, Kur'an'a dönün, İslam'a dönün, yoksa arzınızı başınıza yıkarım demektir. Ve bugün bu arzı da bu felaketten, gerekse efendim kıyametten muhafaza edecek Kur'an nurudur. Bu Kur'an nuru da bugün elhamdülillah Kur'an hattatları bugün nur talebelerinin elinde. Ben bazen diyorum kardeşlere, vazife olarak değil, bu dünyanın kopması, kıyamet kopması size bağlı. Nasıl size bağlı? Eğer ise Kur'an hakikatlerini bütün dünyaya, bütün gücünüzle, kuvvetinizle, fedakarane olarak Allah rızası için neşrederseniz, Kur'an nuru yeryüzünde neşrünema olursa, Cenab-ı Hak dünyanın ömrünü uzatır, asr-ı saadete benzer bir asır görürüz inşallah. Ama Üstad Hazretleri diyor, beşerin hatası ile vaktinden evvel çabuk bir kıyamet kopmazsa diyor. Bu da var ha. Demek ki beşerin hatası olabiliyor ve Kur'an-ı Azimüşşan tatbik edilmezse, efendim nur talebeleri her birisi efendim villalarda, ondan sonra efendim ne bileyim koltuklarda oturup da ondan sonra bu hakikatleri dünyanın dört bucağını neşretmezse, Allah korusun, Cenab-ı Hak zaten küre-i arzın kuvve-i müfekkiresi, aklı Kur'an'dır. Diyor ki cazibe-i umiyeden ziyade Kur'an muhafaza ediyor. Bir hablül metindir, bir zincir-i nuranidir, Ferşi arşa bağlıyor. Yeryüzünü arşa bağlayan Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Bu çekildiği anda, tatbik edilmediği anda Cenab-ı Hak bu arzı karşımıza yıkabilir. Onun için çok çalışacağız kardeşlerim. Dünyanın her tarafına, bakın şu tarzda da göstereceğim size. Ve şimdi de halen neşrediyoruz. Ve şimdi Uygurlara kitap bastık. Portekizce kitap basılıyor şu anda. Efendim İspanyolca, bugün 160-200 milyon İspanyol var. Güney Amerika'da, gerek Kuzey Amerika'da fel var. Oralara gönderiyoruz ve göndereceğiz inşallah. Cenab-ı Hakk'ın inayeti, Cenab-ı Hak bize ihsan edecek, ikram edecek ve göndereceğiz. Şimdi bütün dünya Kur'an'a muhtaç. Kur'an'la ancak kurtulabilir. Başka bir şey yok. Ve Kur'an hakikaten neşrettiğimiz takdirde ahirette Allah sizlerden razı olsun. Bu Kur'an nurları bize yetişmeseydi biz ebediyen cehennemde kalacaktık diyecekler. Onun için aziz kardeşlerimiz, varımızı yolumuzu Allah yolunda feda edeceğiz. Bakın Hazreti Ebubekir Mekke-i Mükerreme'nin en zenginiydi. Değil mi efendim? Hazreti Peygamber de zenginlerdendi. Hazreti Hacı'yı aldığı zaman, o da kervanlar geldiği zaman en böyle Mekke sarsılıyordu. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vere vere öyle ki evinde bir şey kalmadı. Bazen gelirdi, ya Ayşe ne var? Ya Resulullah vallahi sudan başka bir şey yok diyordu. Hazreti Ayşe diyor ki, bir hilal olur, ikinci hilal olur, üçüncü hilal olur. Yani üç ay geçer, evimizde bir sıcak çorba kaynamazdı diyor. Sahabe soruyor, neyle geçinirdiniz? Esvedani diyor. Esveden nedir? Suyla, hurmayla geçinirdik diyor. Bizim de bir de yaşamda. Demek ki Allah için kardeşlerim feda edeceğiz. Bak, fidake ebi ve ümmi ya Resulallah diyorlardı bütün sahabe. Annem babam her şeyim senin uğrunda feda olsun. Hakiki iman nerededir? Hakiki iman Allah ve Resulünün öyle sevecek ki her şey bir tarafa, onlar bir tarafa. O halde mal, mülk, para hiç kıymeti yok. Yarın zaten hepsi birden gidecek. Hazreti Ebubekir artık vere hiçbir şey kalmamış. Bir abayla kalmış. O abanın da düğmeleri yok. Diken de iliklemiş. Dikenle. Ve o anda Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ya Resulallah diyor.
Ebu Bekir'in bu fedakarane cömertliğine şey olarak, misal olarak şu anda gökteki bütün melekler onun kıyafetine girmiştir diyor. Anladın değil mi? Her şeyini verdi. Resulullah da öyle, sahabe-i kiram da öyle. E biz bakın bu nura kavuşmuşuz. Vallahi bu nurun bir sayfası, bir kelamı milyonlar değerindedir. Düşünün o bu ulaşmayanlar yarın ah diyecekler, bunun bir sayfasına ulaşsaydık, bir risalesine ulaşsaydık. Onun için aziz kardeşlerim, nasıl peygamber ağlamışsa, nasıl üstad ağlamışsa biz de öyle ağlamamız lazım. Bugün alem-i İslam ağlıyor aziz kardeşlerim. Ağlıyorlar. Neden? Kafirlerin musallat olması ve bir taraftan da Hristiyanların onları Hristiyanlaştırmak istemesi, bir taraftan kıtlıklar, bir taraftan zelzeleler, her türlü felaketler. Fakat işte ancak bu Kur'an nuruyla kurtulabilirler. Onun için Cenab-ı Hak bu hazineleri vermiş, hem okuyacağız hem okutacağız ve bütün dünyaya bu eserleri göndermeye kaydedeceğiz. Evet, bakın şurada bir ibretli misal arz edeceğim. İşte bak şu 7. reşa. Şu cezire-i vasiyada vahşi ve adetlerine mutaassıp inatçı mühteli bakvamı ne çabuk adat ve ahlak seyyi vahşiyanelerini defaten kalbe ref ederek bütün ahlakı hasene ile teçhiz edip bütün aleme muallim ve medeni ümmetlere üstad eyledi. Bak değil zahir bir tasallut. Belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri feth ve teskin ediyor. Mahbub-u kulub, muallim-i ukul, mürebbi-i nüfus, sultan-ı ervah oldu. Bakın bunu geçen de arz ettim. Bir daha belki işitmeyenler vardır. Bir daha arz etmekte yine fayda var. Geçenki gelişimde. Bu Mucizat Ahmediye'yi bir yerde okuyorduk. Bir hafta evvel bir kardeşimiz dedi ki, abi dedi bizim evimizde herhalde bir cin var. Bizim çocuğu rüyasında korkutuyor ve bağırarak uyanıyor. Allah şifa versin dedik. Tevafukan öbür hafta onun evinde ders yapıyoruz. 10-15 kişiyiz ve ben okuyorum bu 7. reşayı. Masanın üzerinde de bir Duralax marka boş bardak var. Ki atınca yere kırılmayan sağlam bardak. Ben okudum bunu. Akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri feth ve teshir ediyor. Mahbub-u kulub, muallim-i ukul, mürebbi-i nüfus, sultan-ı ervah oldu dedim. Emin olun bizzat o bardak kendi kendine bir metre havaya kalktı. Vallahi billahi. Bir metre havaya kalktı ve bir bomba sesiyle patladı, tuzla buz oldu. Kendi kendine. Hiçbir şey yok. 15 kişi de etrafındayız, görüyoruz. Ben kardeşlere dedim ki, size müjde o ev sahibine. Dedim burada cinler vardı. Biz bunu okuyunca, Sultan-ı Ervah oldu deyince Resul-i Zişan'ın ruhu pakı, o yüksek ruh o anda tecelli etti. Ve o ruh tecelli edince o cinler duramadı, kaçtı gitti. Ve onun gitmelerine işaret olarak da bardağı patlatıp gittiler. Bunu nereden esinlendik? Allah rahmet etsin Vanlı, bizim Hamit ikinci abimiz vardı. O anlattı. Dedi ki üstadla beraber Van'da Erek Dağı'ndayız. Erek Dağı'ndayız. Aşağıya doğru indik. Orada yedi kiliseler diye bir yer var. O zaman orası ağaçlıkmış. Şimdi maalesef kurumuş orası. O ağaçlıkların altına geldik ve başladık zikretmeye. Üstadla beraber zikrettik ettik. Bir de baktık dedi. Gökten bir bomba gibi, bir şelale sanki büyük bir su düşer gibi öyle bir bomba gibi patladı ki hepimiz korktuk. Ve nedir bu filan deyince üstad, kardeşlerim korkmayın dedi. Burada kafir cinler vardı dedi. Biz buraya gelip de zikredince o kafir cinler duramadı, böyle bir sesi çıkarıp dağılıp gittiler dedi. Demek ki aziz kardeşlerim, Risale-i Nur hem insanların kalplerinin nuru, onların hidayetine vesile oluyor, hem de cinlere karşı da en büyük bir silah oluyor. Ve bizzat bunu müşahede ettik. Hatta bazen kardeşler diyorum, biliyorsunuz bu Mucizat-ı Ahmediye risalesini biz eskimez yazıyla, yani Osmanlıca olarak bastık. Orada şurada olacak bunu
Bakın burada Muczat Ahmediye Risalesi, burada bu tevafuklu. Üstad bunu bağlarda, dağlarda, ormanlarda yazdırıyor. 8 müstensih diyor, üstad kendisi söylüyor. 8 yazıcı hiçbirbirini görmeden ayrı ayrı yazıyorlar. Bir de bakıyorlar ki bütün Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın isimleri, ismi şerifleri Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hepsi tevafuk ediyor. Sıraya giriyorlar. Hadi bir sayfa, iki sayfa, bütün kitapta hep öyle. Bütün kitapta. Ha, ve bu doğrudan doğruya kerametli bir risale oluyor. Ve Üstad Hazretleri bunun gibi biliyorsun Mucizat-ı Ahmediye de öyle. Mucizat-ı Kur'aniye de öyle. Orada da bütün Kur'an kelimeleri sıraya diziliyor. İnşallah onu da basacağız. O da tevafuklu olarak Hafız Ali rahmetullahi aleyh yazmış onu bizde. Onu inşallah onu da yazacağız. Biliyorsunuz 5 tane kerametli risale var. Tevafuklu risale var. Mucizat-ı Kur'aniye, Mucizat-ı Ahmediye ve 29. söz, 29. ruh ve melaike bahsi. Orada da bakıyorsunuz, o da var inşallah, onu da basacağız. 40, 50, belki 60 sayfa, bütün satır başları elif. Ama bir şeyi anlatıp gidiyor. Yani onu hadi burada efendim bu kelimeyi koysan öbür kelime bozulur. Bütün satır başları elif, 40 sayfa. 501 tane elif, Said Nursi'nin de evcet hesabı 501. Ve onu da inşallah, bunlar tevafuklu risaleler. Ve üçüncüsü de, dördüncüsü de işaratlı icaz, beşincisi de ayet-i kübra. Onlarda da çok tevafuklar var. Şimdi bu tevafuk ne demektir? Bakın bu işte yangın oluyor şeyde, Emir Dağı'nda. Bunların olduğu eve geliyor, bıçak gibi kesiliyor. Ve bak hem cinlere karşı hem insanlara da en büyük saadet ve saadete vesile olur. Hatta bazen kardeşlere diyorum, kasko yaptırmayın fakat bunu bulundurun inşallah. Cenab-ı Hak sizi her türlü kazadan, beladan, her türlü efendim yangından Cenab-ı Hak muhafaza eder. Yani bu hakikaten ben öyle inanıyorum ama kim ister ne yaşayalım. Şimdi şey arz ediyordum. Bu tevafuk nedir? Şimdi Üstad Hazretleri tevafuku izah için şöyle bir misal veriyor. Hani tevafuku anlamanız için. Diyor ki elimde avucumda bir tutam diyor, bir avuç fındık, fıstık, leblebi, üzüm var. Bunları yere atıyorum. Bir de bakıyorum üzümler sıraya girmiş, fındıklar sıraya girmiş, leblebiler sıraya girmiş. Ne demektir bu diyor, izah ediyor yani. Benim elimden çıktıktan sonra gizli bir el bunları sıraya koymuş demektir, değil mi? İşte aynen diyor, ağız bir avuçtur, kelimeler o tanelerdir. Bizim ağzımızdan çıktıktan sonra kudret-i ilahiyle bunlar sıraya sokuluyor. Kudret-i ilahiyle. Bu ne demektir? Ey kulum, ben senin bu hizmetinden razıyım. Bak harika bir hal olarak bunları hep sıraya dizdim. Diye Üstad Hazretleri bu hizmetin makbuliyetine bir işaret olarak Allah'ın ihsanı, ikramı olarak kabul ediyor. Hakikaten de öyle. Yoksa çünkü beşer eli bunu yapamaz. 300 sayfede bütün efendim Peygamberimizin Aleyhisselam isimleri hep sıraya girsin. Bütün Kur'an kelimesi sıraya girsin. Bütün elfler sıraya girsin. Bu Allah-u Teala'nın o zata doğrudan doğru ey kulum senin bu hizmetinden, bu risalelerden razıyım ve işte harika bir hali, harika bir vaziyette ben sana ihsan ediyorum demektir diyor. Evet. Son kısmı okuyalım. 13. Reşan. Acaba bütün efadıl-i beni Adem'i arkasına alıp arz üstünde durup arş-ı azam-ı müteveccihen el kaldırıp dua eden şu şerefi nevi insan ferid-i kevni zaman ve bi hakkın fahri kainat aleyhissalatü vesselam ne istiyor? Bak dinle. Saadet-i ebediye istiyor. Beka istiyor. Lika istiyor.
cennet istiyor. Hem merayay mevcudatta ahkamını ve cemallerini gösteren bütün esma-i kutsiye ile ilahi ile beraber istiyor. Hatta eğer rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi hesapsız o matlubun esbab-ı mucibesi olmasaydı, şu zatın tek duası baharımızın icadı kadar kudretine hafif gelen cennetin binasına sebebiyet verecekti. Evet, nasıl ki onun risaleti şu dar imtihanın açılmasına sebebiyet verdi. Öyle de onun avudiyeti dahi öteki darın açılmasına sebeptir. Acaba ehli akıl ve tahkika leyse fil imkani ebda min mekan dediren şu meşhud intizam-ı faik, şu rahmet içinde kusursuz hüsn-ü sanat ve misilsiz cemal-i rububiyet hiç böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intizamsızlığı kabul eder mi ki en cüz'i, en ehemmiyetsiz arzuları sesleri ehemmiyetle işitip ifa etsin, en ehemmiyetli, en lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın. Haşa ve kella, yüz bin defa haşa. Böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul etmez, çirkin olmaz. Yahu, ey hayali arkadaşım, şimdi kafidir, geri gitmeliyiz. Yoksa 100 sene şu zamanda, şu cezirede kalsak, yine o zatın garayb-i icraatını ve acayip vazayfini 1/1000'ine tamamen ihata edip temaşasında doyamayız. Şimdi gel, üstünden döneceğimiz her asra birer birer bakacağız. Bak, nasıl her asır o şems-i hidayetten aldıkları feyz ile çiçek açmışlar. Ebu Hanife, Şafii, Beyazid-i Bestami, Şah-ı Geylani, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Bediüzzaman Said Nursi gibi milyonlar münevver meyveler veriyor. Meşhudatımızın tafsilatını başka vakte talik edip o mucizenuma ve hidayet edaya bir kısım kat'i mucizatına işaret eden bir salavat getirmeliyiz. Alâ men unzile aleyhil furkânil hakîm minel rahmanir rahîm minel arşil azîm seyyidine Muhammedin elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin bi'adedi hasenâti ümmetihi alâ men beşşere bi risâletihi tevrat vel incil vel zebûr ve beşşere bi nüvetil irhâsât وهواتف الجن وأولياء الإنس وكواهن البشر وانشق بإشارته القمر سيدنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام بعدد أنفاس أمته على من جاءت لدعوته الشجر ونزل سرعة بدعاء المطر وأظلته الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه 100 من البشر ونبع الماء من بين أصابعه 3 مرات كالكوثر وأنطق الله له الضب والظبي والجزع والزراع والجمل والجبل والحجر والمدر صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا وشفينا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام بعدد كل الحروف المتشكلة في الكلمات المتمثلة بإذن الرحمن في مرايا تموجات الهواء عند قراءة كل كلمة من القرآن من كل قارئ من أول النزول إلى آخر الزمان واغفر لنا آمين وارحمنا آمين يا إلهنا بكل صلاة منها الفاتحة cümlemizde. Bakın az kardeşlerim, Sierra Leone'den gelen mektup ve orada Hristiyanlar müthiş bir şekilde şey diyorlar. Orada Bengaldeş'teki bir İhsan ismindeki bir kardeşe yazıyor. O da bize e-mail atıyor ki bize böyle haberler geldi ve orada da aynen bakın selamun aleyküm Afrika Sierra Leone de hizmette olan kardeşim tarafından yazılan maili forward ediyorum. Bazı İslami dava aktivitelerin önde gelen İslami organizasyonlar tarafından yürütülmesi düşüncesinde size bu meseleyi Özdemir amcayla işte bizimle görüşmenizi teklif ediyorum. Tabarak amcanın teklifi işte orada o Mirza Tabarak ismindeki orgeneral. Sırasıyla eğer bu meseleyi Risale-i Nur cemaatinin
Bazı liderleri ile de görüşürse Türkiye'de İslami misyoner grup gönderilmesi konusunda bazı adımlar atılabilir. Ve burada da orada İngilizler oradaki şeyleri tamamen perişan etmişler ve fakir bırakmışlar. Bakın, umarım hepiniz de orada iyisinizdir diyor falan diyor. İsmi Kenneth muhtemelen Hristiyan diyor. Sierra Leone'nin kuzeyinde kuruluk terk edilmiş İngiliz üniversitesinden mezun olduğunu duyunca panikledim. Çok net bir hayat görüşüyle, kendi alanı ile ilgili yeterli bilgilere sahip ol. Fakat liderlerinin hatası yüzünden kirli lavabo boruları temizleyicisi olarak çalışmak zorunda. Kardeşler ağlamak üzereydim. İki tane kızı var. Kendisine birkaç bisküvi ikram ettim. Biraz yedi ve hemen sordu. Kaptan, çocuklarım için biraz bisküvi alabilir miyim? Ona biraz daha bisküvi verdim. Oldukça mutlu oldu. Lütfen benim mailimi cemaatinizde okuyun ve aşağıdaki konuları görüşülmesini rica edeceğim. Burada çoğu insan fakirlik yüzünden Hristiyan dinine katılmakta. Fakirlik yüzünden. Resmi olarak %60 Müslüman iken burada Hristiyan misyonerler oldukça aktif. Gerçekten bu mesele Müslüman dünyasının en yüksek seviyede dikkatini gerektiren bir konu. Bu ülke kaynaklar yönünden çok zengin. Böyle bir arazi zor bulunur. Çok büyük mineral kaynaklara sahipler. İngililer burayı mahvettiler. Elmas ve diğer değerli mineralleri çıkardılar ve buranın insanlarına bütün kötü şeyleri öğrettiler. Alkol ve diğer şeyler. Evet, buradaki yeni hükümet çok işe yaramaz. Onlar çoğunlukla elmas ve diğer madenlerin çıkarılmasında İngilizlerle işbirliği yapmış. İşbirlikçiler bu yüzden Sierra Leone'de geleceği çok belirsiz, Allah bilir. İşte bunu anlatıyor ki, yani oraya Risale-i Nur gönderin diyor. İnşallah dua buyurun. Bunları tabi beşer bin ciltletip bir kısmını daha basacağız. Mesela mektubat basılacak İngilizce. Ondan sonra lemalar basılacak, şualar basılacak ve tarihi hayat basılacak ve oralara takımlar halinde inşallah göndereceğiz. Tabi bu belki 15-20 milyar civarında bulunur. Fakat Cenab-ı Hak elhamdülillah ihsan ediyor. Cenab-ı Hak bunlara, çünkü imansızlık başka bir şeye benzemiyor az kardeşlerim. Düşünün, ebedi bir felakete gidecekler. Ama bunları gönderdiğimiz takdirde inşallah kurtulacak ve ebedi bir saadete erecekler. Bizden göndermek, tabi tesir etmek, onların kalplerini açmak, onları hidayete getirmek Allah-u Teala'nın. Bizim vazifemiz oralara nurları yetiştirmek. Bakın şimdi şu çantayı yiyelim. Bakın Bulgarca küçük sözler. Arapça, Üstad Bedizan Hazretleri'nin tarihçi hayatı Arapça. Bunun sonunda da çok resimler var. Ve burada bizim hapis Sungur abiyle beraber kelepçeli olarak hapishaneden çıkıyoruz. Mahkemeye gidiyoruz. Ve Üstad'ın resimleri var burada. Evet. Neyse sonra bakarsınız. Burada da Uç Kahraman Denizli Hapishanesi'nde bu Hafız Ali abi, Allah rahmet etsin, şehit oldu biliyorsunuz bu. Ve bu da Tahir abi, bu da Kule Önlü Mustafa. Ve bunlar da Afyon kahramanları ki Nazif Çelebi abi, efendim ondan sonra Ahmet Feyzi abi, Hüseyin Tabancalı, İbrahim Fakazlı, Sungur abi, Ceylan, Selahattin Çelebi ve Zübeyir abi. Bu da Mehmet Feyzi abi, Üstad'dan 8 sene ders almış olan abimiz. Üstadın resimleri. Bu tarihçi hayat üstadım. Sonra bakarsınız buna. Bakın bu da, bunlar yeni çıktı. Oturun lan. 29. söz. Rusça 29. söz. Rusça. Bakın Rusça 29. söz. Rusça meyve risalesi. İngilizce Ramazan iktisat şükür. Kazakça küçük sözler. Evet, Kazakça küçük sözler. Bakın bu Hintçe, Hint lisanı ile Mucizat-ı Ahmediye Risalesi. Hindistan'a gönderiyoruz bunu. Ondan sonra bakın bu da Afgan lisanı ile. Afganistan'da Farsça konuşuyorlar. Afgan lisanı ile Haşr Risalesi. Afganistan'a gönderiyoruz. Geçen bir Afganlı kardeş gitti. Ona belki 50-100 tane verdik götürdü. Allah rızasını orada dağıtıyor. Bakın bu da
Gürcüce, ayet-ül kübra, Gürcü lisanıyla. Bakın bu da Japonca, Japon lisanıyla ve Japon yazısıyla 23. söz, 22. söz ve küçük sözlerin bir kısmı. Ve bu Japonya'da kardeşler gitti, şimdi orada dershane açtılar. Ve orada elhamdülillah Risale-i Nur'ları neşrediyorlar. Japonya'da. Bu Risale'yi bastık ve oralara böyle gönderiyoruz elhamdülillah. Daha başka yok mu orada? Yok. Ha, şunlar dursun da. Şurada var esas. Şunu içine koyayım. Bunun içine koyayım. Bakın bu da Gujarati lisanıyla. Gujarat, yani bu Hindistan'da bir bölge var. Allah rahmet etsin, cennet mekan Sultan Abdülhamid Han Hazretleri orada bir heyet göndermiş ve oralarda Müslümanlar meydana gelmiş. Şimdi milyonları bulan bir Müslümanlar ve orada oranın lisanı Gujarat lisanı ile biz kitap neşrettik. Gençlik rehberi Gujarat lisanı ile. Bakın bu da Malezya lisanı ile Ene Risale, Malayca. Malayca Ene Risalesi. Bu da yine Malayca 20. mektup. Biliyorsunuz La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülk ve lehul hamd yuhyi ve yumiit. Bunun izahı olan, tesbih olan. Bu da Malayca. Malezya'ya gönderiyoruz bunları. Bakın bu da Rusça küçük sözler. Rusça küçük sözler. İngilizce iman, miftahul iman, iman anahtarı. Bakın dünyayı açan anahtar. Bu da Arapça, Mirkatü Sünne, Arapça. Evet. Bu da bakın Azerice, yeni bastık bunu, İhlas ve Uhuvvet Risaleleri. Bu da Hollanda lisanıyla, Ayet-ül Kübra. Fransızca, Tabiat Risalesi. Daha ver bakalım buradan. Bakın Malayca Mucizat-ı Kur'aniye. Malayca Mucizat-ı Kur'aniye. İşte bakın bu da Afrika lisanıyla. Tanzanya, Kenya, Moritanya lisanıyla Suvahili diyorlar. Suvahili lisanıyla. Şimdi bunu dua buyurun. Birkaç bin, belki 50 bin, 100 bin basmak lazım. Cenab-ı Hak bize kuvvetiyle, kudretiyle yardım etsin. Ve bunu 100 binler basıp Afrika'ya göndereceğiz. Dua buyurun inşallah. Dualarınızca Cenab-ı Hak bunlar 100 binler basıp oralar insanlar kurtulsunlar. O imansızlıktan, o küfürden ve o Hristiyanların şeyinden kurtulsunlar inşallah. Misyonerlerden kurtulsunlar. Bu işte Afrika lisanıyla. Afrika lisanıyla, Suvahili lisanıyla. Orada Tanzanya'nın biliyorsunuz merkezi Darüsselam. Darüsselam'da Cuma Madat isminde bir zat bunu tercüme etti, bize gönderdi ve biz de bastık, oralara gönderiyoruz. Arapça Hutbe-i Şamiye. Ondan sonra İngilizce Haşir Risalesi. Arapça Küçük Sözler. Bu da Hintçe. Hint lisanı ile, bakın acayip bir yazı, Hint lisanı ile 33 pencere. Hintçe. Orada bir kardeşimiz tercüme ettiriyor ve bize gönderiyor, biz basıyoruz. İngilizce 33 pencere. İngilizce 33 pencere. Bakın bu da Uygurca. Uygurca neresi konuşuyor? Doğu Türkistan. Doğu Türkistan'da efendim işte onların Uygurca lisanıyla. Bunlar da Arap şeyi bırakmamışlar. Bakın Arap şey harfleriyle, Osmanlıca harfleriyle bastık ve oralara inşallah göndereceğiz. Evet. Bakın Çince, Çin lisanıyla 23 küçük sözler, Vesvese Risalesi ve Üstadın Tarihçesi. Hem Çince harflerle ve Çince Mandarin lisanı diyorlar, Pekin lisanı. Bu da yine Gujratça. Bunu da söyledim, Hintçe. Bu Tatarca Ramazan İktisat Şükür Risalesi. Bakın bu da İngilizce Hastalar Risalesi. İngilizce Hastalar Risalesi. Tam uygun düşmüş değil mi? Evet. He? Tansiyon halinde. İngilizce Hastalar Risalesi. Değil mi? Evet. Bu da İngilizce Meyve Risalesi.
Efendim, Türkmence küçük sözler. İngilizce İhlas Uhuvvet Risalesi. Efendim, bu da şey risalesi, Arnavutça. Arnavutça küçük sözler olacak. Evet. Arnavutça küçük sözler. Ve böylece aziz kardeşlerim daha çok var. He. Ve bakın bu Fransızca küçük sözler. Afganca haşir risalesi. Efendim bu da ihlas şey hastalar risalesi İngilizce. Yok, hastalar değil. Hastalar şey değil de. Arnavutça hastalar risalesi. Arnavutça. İtalyanca. Bu İtalyanca, İtalyanca 23. söz. Fransızca 23. söz, Fransızca. Fransızca 23. söz. Japonca 23. söz. Ve yine bu da Uygur lisanı ile Japonca. Efendim 22. söz ve 23. söz beraber 23. lemalar beraber bu şeydir İngilizce. Bu da Kırgızca haşir risalesi. Bu da şeyini Boşnakça Uhuvvet risalesi. Ve bu da Ayet-ül Kübra Rusça. Bu da Rusça namaz hocası. Çünkü efendim orada Rusya'da muazzam bir İslamiyet'e dehalet ettiler. Bize bildirdiler ki bir dakika dinlerseniz devam edeceğim, bazı hatıra anlatacağım. Yalnız sükuneti muhafaza edin. Rusya'da Müslüman oluyorlar fakat namaz kılmak bilmiyorlar. Dediler ki nasıl namaz kılıyor? Biz onlara Rusça ve risalelerden de vecizeler aktarmak suretiyle ve içinde resimli olarak hem Arapça dualı olarak namaz hocası yaptık ve binlerce oralara gönderiyoruz. Bu surette Ruslar bu surette buna bakarak namaz kılıyorlar. Ve bunları işte arkadaşlar Allah razı olsun bazıları kendilerinden gönderiyorlar ki orada kıldıkları namaz onların hesabına geçiyor. Bakın bu da Afganca Uhuvvet Risalesi. Biliyorsunuz Afganistan'da kardeş kavgası var. Diyoruz ki biz onlara kardeş kavgası yapmayın. Onlara Uhuvvet Risalesi gönderiyoruz ki oradaki huzursuzluklar dinsin diye. Bu da gençlik rehberi. Çince gençlik rehberi. Çince küçük sözler vesvese risalesi. Bu Rehnumai Nesli Civan. Farsça gençlik rehberi. Çince 23. söz 33 pencere tabiat risalesi. Evet. İngilizce küçük sözler. Bakın böyle Allah razı olsun bazı kardeşlerimiz güzel tasarımlar yapıyorlar. İşte Hablül Metin olan Kur'an'a tutunursak ancak ondan kurtulabiliriz. Değil mi? Evet. İngilizce Ayet-ül Kübra. Arapça Mucizat-ı Ahmediye. Bu da Malay lisanıyla Şeyh Bediüzzaman, Müceddid-i İslam Şeyh Bediüzzaman. Malezya lisanıyla. Üstadın hayatı. Bu da Farsça Mucizat-ı Ahmediye Risalesi. Şimdi az kardeşlerim, bunları oralara inşallah dua buyurun, binlerce basıp göndereceğiz ki onlar da İslam'ın Kur'an hakikatlerine mazhar olsunlar ve ebedi saadet hayatını kurtarsınlar. Nasıl ki biz bu ab-ı hayat bunların önünde kana kana içiyoruz, onlar da bu hakikatlerden istifade ederek bu imanlarını kurtarsınlar ve ebedi saadete ersinler. Ahirete gittiğimiz zaman onlar bize şefaatçi olacaklar. Allah sizlerden razı olsun. Siz kitap gönderdiniz. Biz kurtulduk.
ve evet şimdi cennete gidiyoruz diyecekler ve inşallah bizim de şefaatçimiz olacaklar. Şimdi az kardeşlerim bazı vaka hatıraları siz dinlemişsinizdir. Tekrar bilmiyorum, bazı hatıraları arz etmek lüzum var mı? En çok merak edilen abi, biz ilk defa üstadı nerede, nasıl gördünüz, nasıl tanıdınız? Onu çok anlattık ama. Şimdi efendim, Üstad Hazretlerini tabi Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanı oldu. Bizi bir kader ilahi sevk etti. Adeta mecazi bir Mehdi bizi hakiki Mehdi'ye kavuşturdu. Şöyle ki, şimdi biz sizin gibi, bu kardeşler gibi ilk orta lise, üniversite okuduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ayrıldık. Bitirmeden bir şey geldi, bir böyle bıkkınlık gibi geldi. Diyanete intişap ettik. Diyanette de birisiyle tanıştık. Bu İskender Göçer isminde ve harika şeyler anlatıyor. Harika şeyler anlatıyor. Diyor ki, ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyorum. Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'i görüyorum ve bana diyorlar ki sen ileride Mehdi olacaksın. Harp talimleri yaptırıyorlar. Hatta Mehdilik provasını yaptırıyorlar. Ve geçmiş olan birçok peygamberlerin de hayat mücadelelerini bir film şeridi gibi gözümün önüne getiriyorlar ve bana anlatıyor. Diyor ki filan zamanda filan peygamber, filan isimde filan peygamber gelmiş, kavmiyle böyle mücadele etmiş, böyle anlatıyor. Ve siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Bizzat peygamberimiz görüyorum. Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Fatıma takki örüyor, Hazreti Hatice hırka örüyor ve Ali Bey'tensin, sen bizim evladımızsın diyorlar. O zaman 20 yaş civarındayız. Tabi Mehdi herkes bekler. Dedik ki biz Mehdi'yi bulduk havasından, ona bağlandık. Ve adeta onun bir müridi gibi olduk. Fakat çok kimselere anlatmıştı o. Çok kimseler dinledi Diyanet'te ama biz taf bizmişiz ki biz yalnız biz ona mürid olduk ve onunla beraber gezmeye başladık. 2 sene beraber dolaştık. O anlatıyor, biz dinliyoruz ve bir artık sevinç içindeyiz ki biz Mehdi'yi bulduk gibi. Yani o şey mühendisiydi, yol mühendisiydi. Bir iş aldı Konya'da, oraya gitti. Ben de Diyanet'ten izin aldım, gittim orada Selamet Pahalı bir otelde. Orada o anlatıyor, biz dinliyoruz. Fakat bir ara benim kalbime bir şüphe geldi. Dedim ya, bu adama biz bağlandık ama hakikaten bu zat Mehdi olacak mı? Ya değilse dedim, bizim halimiz ne olur? Böyle düşünüyorum, bazen ağlıyorum ve mezarlıklara gidiyorum. Ya Rabbi diyorum, bana hakikati bildir diye. Nihayet kalbime geldi ki bunu çözecek ancak Bediüzzaman çözer diyorum. Daha da Bediüzzaman Hazretlerine gitmemişim ama o bizim köye gelmiş daha ben doğmadan evvel. Orada biliyorsunuz Hasekümbeli diye bir tepede bir mübarek hanımın ibadet ettiği bir yer var. Orada 3 ay kalmış. Kamus Okyanusu Bab-ı Sine kadar ezberlemiş. Dedem onun hatıralarını anlatırdı. Siirt'in Tillo'su yani. Siirt'in Tillo nahiyesinden, evet. Ve böyle o zamandan beri, küçüklüğümüzden beri Melle Said'in meşhur diye bizim kalbimizde ona karşı bir sevgi, bir inanç, bir güven var. Ben diyorum ki bu zatı ben Bediüzzaman Hazretlerine götürsem hakikaten bunun Mehdi olup olmayacağını o bilir diyorum. Bir gün ona dedim ki artık dayanamadım. İskender Bey dedim, Bediüzzaman Hazretlerimiz diye bir zat var. Gidelim onu bir ziyaret edelim. O da olur dedi. Peder hayattaydı. Ona bir telgraf çektik, geldi. Üçümüz bir arabaya bindik, Isparta'ya gittik. Fakat geç gitmişiz, yatsıdan sonra. Olsun dedi, biz Bediüzzaman'ın evini bulalım, onu bir ziyaret edelim. Neyse, Üstad'ın evini aradık, bulduk, kapıyı çaldı. Sungur abi çıktı. Ona dedi ki, ben Mehdi'yim dedi. Peygamberimizden selam var,
Bediüzzaman Hazretleri'yle görüşmek istiyorum. Tabii Sungur abi biraz durakladı. Mehdi kapıya gelmiş gibi böyle. Dedi kardeşim dedi üstad yatmış. Uyandıramayız yarın gidin. Kapıyı kapattı. Kapatınca bizim Mehdi biraz kızdı. Dedi olur mu dedi ben buraya kadar gelmişim görüşmeyeyim. Bir daha çaldı kapıyı. Bu sefer rahmetli Bayram kardeş çıktı. Ona dedi kardeşim ben Mehdi'yim dedi. Peygamberimizden selam var görüşmek istiyorum. O ki o da dedi ki kardeşim dedi pencereye bak dedi. Pencerede bak dedi. Üstad elektriği söndürmüş yatmış dedi. Uyandıramayız. İmkanı yok. Öyle deyince kapıyı kapattı. Bizim Mehdi biraz daha kızdı. Olur mu dedi. Ben bir daha gelmem dedi. Beni almadılar içeriye diye. Neyse dedik bir otele gidelim. Yarın geliriz. Lalaten bir otele gittik. Yattık. Sabahleyin sabah namazını tam kıldık bir de baktık ki bizim otel odasının kapısı açıldı Ceylan geldi. Dedi ki beni üstad gönderdi dedi. Bana dedi ki onlar üç kişi sen üç kişi getirmeyeceksin benim yanıma. İki kişi getireceksin. Ben kimi götüreyim deyince biz pederle birbirimize baktık. O bizim Mehdi dedi ki ben zaten gitmeyecektim dedi. Siz baba oğul gidin dedi. Peki dedik. Ve o vakitte bir rüya görmüştüm hakikaten o gece. Baktım sanki o rüyada üstadın huzurundayız. Onun başına böyle bir çarpı işareti yapmıştı. Allah hayretsin dedik. Neyse biz Ceylan'ın arkasına takıldık. Üstad Hazretleri'nin huzuruna gittik. Üstad Hazretleri bizi görünce elini öptük, sarıldık ve oturduk. Nerelisin dedi kardeşim. Dedim ki Teydoğlu'yum. Bak dedi kardeşim dedi. Ben dedi tam 70 sene evvel sizin köydeydim dedi. Demek 70 sene olmuş o gün. 1953'te. Dedi ben dedi orada kalırken buradan bana bir yardımcı çıkması için Cenab-ı Hak'a dua etmiştim. Cenab-ı Hak inşallah seni gönderdi. Dedim ki üstadım Cenab-ı Hak layık kılsın dedi. Oradaki büyük zatları böyle vesile kılarak dua etmiştim dedi. Neyse oturduk. Üstad Hazretleri o gün çok şendi. Böyle çok güzel hatıralar anlattı. Gerek 31 Mart hadisesini anlattı. Meclise girişini o ilk reisle olan mücadelesini anlattı. Ve çok şeyler anlattı. Bu arada ben dedim ki üstadım dedim ben bu memleketten gideceğim dedim. Niye gideceksin? Nereye gideceksin dedi. Dedim ki Hicaz'a ya Mekke'ye mükerremeye ya Medine'ye mükerremeye. Hakikaten eşyaların bir kısmını satmıştım. Kitapları da Zincirli Cami önünde koyup satıyordum. Pederden izin almıştım. Buradan gidecektim. Dedi niye gidiyorsun? Dedim ki burası gittikçe benim kanaatime göre bozuluyor. Kim bilir çocuklarımız ne hale gelir? Ben orada bir iş bulurum, kalırım, çocuklar da kurtulur dedim. Bak kardeşim dedi. Ben dedi aynen bunu söyledi. Bakın hakikaten bir tarihi bir cümle yani. Ben dedi Mekke-i Mükerreme'de olsaydım. Medine-i Münevvere'de olsaydım Türkiye'ye gelirdim dedi. Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükerreme'de olsaydım Türkiye'ye gelirdim dedi. Neden dedi? Alem-i İslam'ın kapısı kilidi Türkiye'dir dedi. Alem-i İslam'ın kapısı kilidi Türkiye'dir. Bu kapı, bu kilit açılacak, alem-i İslam açılacak. Onun için buradan gitmek katiyen caiz değil dedi. Buradan gitmek dedi, harpten kaçmak gibidir. Ya harpten kaçmak en büyük günah biliyorsunuz, günah-ı kebair. Katiyen iznim yok deyince, hayır üstadım dedim, ben de gitmem dedim. Ve elhamdülillah öylece kaldık. Tabi çıkmadan evvel peder üstadım dedi bizimle beraber gelen bir zat var. O ötelde kaldı. O ileride ona diyorlarmış ki Mehdi olacaksın. Hazreti Peygamber'i görüyor. Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'i görüyor. Ve peygamberlerin hayatlarını birer birer onun gözü önünden getiriyorlar. Anlatıyor. Bizim oğlan da iki senedir kapılmış gidiyor onun arkasında. Ve deyince üstad durdu. Şöyle biraz sonra başını kaldırdı. Kardeşim dedi onunla beraber olmayın dedi. Size zarar gelir dedi. Onu bırakın demek istedi. Peki dedik o anda Cenab-ı Hakk'ın izniyle benim kalbimden silindi. Biz çıktıktan sonra
Üstad Sungur abiye demiş ki, onlarla beraber gelen zat meczup demiş. Meczup. Şimdi hakikaten 5 gün üst üste oruç tutuyordu. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, efendim az yiyor, az içiyor. Zaten bizi de ona bağlayan bu gibi böyle ibadetler dedik ve bu kadar ibadetle Mehdi olur mu? Olur gibicesine. Ve ona biz ona o şekilde şey ettik. Demek ki o bu kadar ibadetle bir cezbe haline giriyor. O cezbe haline girince birçok büyük zatların makamlarının cilveleri, gölgeleri görünüyor ona. Kendisini o büyük makam sahipleri zannediyor. Hakikatta değil ama o bu ibadetle, o riyazatla bir meczubiyet olduğu için onların gölgelerini görüyor ve o şekilde ve kendisini o büyük makam sahibi zannediyor. Hakikaten bizim Kırıkkale'de böyle bir zat var. Zaman zaman gelir. Abi der, ben İslam orduları başkomutanı seçildim. Meclise şöyle emir verdim, orduya böyle emir verdim, şöyle yaptım, böyle yaptım. Tabii meczup olduğunu bildiğimiz için maşallah, barakallah der gönder. Başka çare yok, anlamaz çünkü. Ondan sonra ve elhamdülillah bizim için yani öyle bir netice oldu ki, tabii ondan sonra o zatı bıraktık ve artık Üstad Hazretlerine devam etmeye başladık. Adeta mecazi bir Mehdi bizi hakiki Mehdi'ye getirmiş oldu. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler. Ve ondan sonra da artık Üstad Hazretlerine gidip gelmeye başladık. İzmir'de bir mahkememiz açıldı. 1956, 57, 58'e kadar devam etti. O mahkemeye gidip geliyorduk. Üstadın yanına uğruyorduk. Ve Üstad Hazretleri 1954'te gittiğimizde kardeşim dedi bizzat bana, büyük sözleri böyle daktilo ettirmişler. Ve dedi ki bunu, şimdi artık dedi elle, o zamana kadar elle yazılıyordu veyahut da teksirle, teksir makinesiyle yetiştiremiyoruz dedi. Talep çok oluyor. Gençler de bu yazıyı okuyamıyorlar. Dedi ben manen ihtar aldım. Bu eserler bundan sonra matbaalarda yeni yazıyla basılacak dedi. Tuttu bana 1200 lira verdi. Ve dedi ki kardeşim bunu belki parasının %90'ını verdi. Biz, dedi bunu götürün maya yapın ve bu eseri büyük sözleri bastırın getirin. Elhamdülillah geldik Ankara'ya. Ankara'da diğer kardeşlerle birlikte Atıf Ural, Mustafa Türkmenoğlu, Salih Özcan gibi diğer kardeşlerle birlikte bastık ve ciddettim götürdüm üstada. Üstada götürdüğümde öyle bir sevindi ki nasıl bir anne evladını 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra bulup kucaklar, öyle kitabı kucakladı, bizi kucakladı, dualar etti, kalktı odada dönüyor. Kardeşim dedi, ben şimdi ahirete gitsem gözüm açık gitmez, vazifemi yaptım dedi. Değil mi ki bu eser gelen nesillerin eline, gençlerin eline, onların okuyacağı bir lisanla, anlayacağı bir lisanla ve okuyacağı bir harfle ellerine geçti. Elhamdülillah ben vazifemi yaptım dedi. Hemen keseyi, para kesesini çıkarttı. Para verecek. Ben tabii parası az almak istemiyoruz. Üstadım dedim, bu zaten sizin eseriniz. Sonra sizin paranız da bu işte var. Para mı vereceksin? Evet dedi kardeşim. Bu işin ihlasla olması için bu eseri ben kendi paramla almam lazım. Ve o zaman kaç lira dedi? 25 liraydı. 25 lirayı verdi ve bir tek sözler aldı. Yalnız dedi, her 25 lirayı verene de vermeyin. E kime verelim? 25 kişiye okutturacağım diyenlere verin dedi. Demek ki esas bunun fiyatı okutturmak. Ve biz çıktıktan sonra abiler anlatıyorlar. Böyle ellerini kaldırmış, dua etmiş. Ya Rabbi sonsuz şükürler. Bana büyük sözleri gösterdin. Ömrümü uzat, mektubatı da göreyim. Mektubatı vermişti bize. Onu da bastık, getirdik. Öyle sevindi. Öyle sevindi. Bazen şöyle yapıyorduk. 16 sayfa bir forma. Formayı diziyorduk ve bir kardeşe veriyorduk. Götürüyordu ya Isparta veyahut da Emirdağ. Üstad Hazretleri bazen Isparta'dan Emirdağ'a kadar gelir. Ne için? Bir forma gelecek Ankara'dan ve onu tahsis edeceğiz diye. O kadar önem veriyordu. Ve kim getirirse derhal onu da alıp onunla görüşüyor. Forma tahsis ediyor. Formayı Zübeyir abiye veriyor. Kendisi de eski yazısından alıyor. Oku bakalım doğru dizmişler mi diye.
Tasih varsa tasih ediliyor, düzeltiliyor, bize geliyor, ondan sonra biz basıyorduk. Ve tabii giden, her giden görüştüğü, o zaman Hestat'tan herkes görüşemezdi. Bazen Şark'tan, Garp'tan böyle büyük zatlar, şeyhler gelir, milletvekilleri gelir, Üstad hastaydı, görüşemezdi. Fakat efendim forma gelmiş, dediler mi kim getirirse hemen gelip görüşüyordu. Onun için gelirlerdi kardeşler, abi derlerdi, biz Üstad'dan görüşmek için bize bir forma varsa gidelim Üstad'a verelim, bir hata görüşelim diye. Ve alıp giderlerdi, üstadla görüşürler, forma tasfiye olur gelirdi. Bakın sözler, mektubat, lemalar, işaretli icraz, tarihi hayat, bütün eserler, yeni olan yazılar, yeni yazılar, üstadın bizzat nazarından, yani tasihinden geçerek basıldı. Hatta rahmetli Bayram kardeş dedi ki, biz Eğirir Gölü'nün kenarına giderdik, orada üstada o kendisi eski yazıyı alırdı. Biz yeni yazıdan okurduk ona. Bütün külliyatı, bütün yeni yazı külliyatı onun önünde okuduk dedi. Yani eski yazı değil. Bütün yeni yazı külliyatı onun önünde okuduk ve o bizzat kendisi müşahede etti dedi. Yani efendim bazıları diyebilir ki efendim bunu üstad yeni yazı bilmiyordu. Binaenaleyh kendisi acaba haberi var mı filan diye değil. Bizzat ben şahidim. Bizzat bize zaten hem para verdi hem bastırdı. Ta ki en sonunda Sikiy-i Tasdik Gaybi'yi basmıştık. Ankara'ya geldi. Beyrut Palas'ta kaldıydı. İki defa gelmişti Ankara'ya. Ve ben bir şeyi ciddettik. Sikiy-i Tasdik Gaybi mecmuasını. Kendisine takside verdim. Sevindi. Yalnız dedi kardeşim bu biraz mahremdir. Bunu herkese vermeyin dedi. Kime verelim üstadım? Dedi ki bunu hasların hasına verin dedi. Hasın hası. Yani ben kendime hasın hası ne diyemiyorum. Çünkü demek ki maalesef tabi İstanbul'da kardeşler bunu bilmedikleri için herkese veriyorlar. Fakat orada biliyorsunuz 8. Lem'a, 18. Lem'a, 28. Lem'a bunlar Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Abdülkadir Geylani'nin ve Risale-i Nur hakkında, Üstad hakkındaki beşaretleri, kerametleri. Herkes bunu kaldıramaz diye Hazretleri bunu esas büyük kısmını 28. Lema'da, Lema'larda bıraktı. Az bir kısmını Sikiy-i Gaybi'ye koydu. Onun için bir defa bastık onu. Elhamdülillah onun için ben 33 gün yattım. Ve ondan sonra da çıktıktan sonra da çok hadiseler oldu. Şimdi bakın Risale-i Nur'un tabi çok hakikaten harika halleri var. Ben hapisten çıkınca savcıya gittim. Mehmet Emre isminde ayaşlı bir zat. Dedim ki kitaplarımız ne olacak? Kitaplarınızı 5000 kitabı yakacağız dedi. Dedim ya sen Müslüman adamsın dedim. İçinde ayet var, hadis var, nasıl yakarsınız? Dedi öyle hakim öyle karar vermiş dedi. Tabii emin olun başımdan sanki kaynar bir kazan devrilirmiş gibi öyle üzüldüm. Kitaplarımız nasıl yakılacak diye. Ve o anda böyle Bent Deresi'nden aşağı doğru iniyorum bizim evimize doğru. Bir de baktım o Hacı Bayram'ın üst tarafında iki büyük teyyare çarpıştı havada. İki büyük teyyare çarpıştı. Benzin deposu İstanbul Mangası vardı. Onun üzerine düştü. 30-35 kişi gitti. Hani Risale-i Nur'a dokunulduğu zaman üstad diyor ya musibetler. Yani kalkanlar kalkar, siperler kalkar. Risale-i Nur'a erişince ve musibetler gelir. Aynen ben müşahede ettim. Çok defa ben 8-10 defa elhamdülillah Cenab-ı Hak girdik çıktım. Bazen girdiğimiz vakit bir sefer biliyorum. Girdim baktım hoparlör üst tarafta İstanbul çarşısı kapalı çarşı yanıyor dediler. Böyle çok hacer oldu. Şimdi tabi Zübeyir abi de tabi İsparta'dan gelmişti bizim yanımızda kalıyordu. Zübeyir abiyle danıştık görüştük dedi ki bu eserleri yakmadan nasıl kurtaralım? Şimdi o adliyenin arkasında kömürlerin atıldığı bir mazgal var. Böyle bir pencere var. Onu dedik ki oradan girebilsek gerileyin. Girip de oradan çıkaralım dedik. Oradaki kaloriferciyi bulduk. Dedik ki bak bunları yakarsan senin içinde zarar olur. Sen o mazgalı gerileyin açık bırak. Sanki unutmuşsun gibi. Biz oradan girelim. Kitaplarımızı alalım. Ondan sonra kapatalım çıkalım. Adam kani oldu. Biz geceleyin, gece yarısı Zübeyir abi önde, biz arkada, her birimizin sırtında bir çuval o mazgaldan içeri girdik. Minibüste
dışarıda bekliyor. Kömürlerin arasından bütün o 5000 kitabı ayıklayarak çuvallara doldurduk. Elden ele efendim minibüse doldurduk. Tam saat 2'de de örfü idare bitmek üzere, onu ondan evvel bitirmemiz lazım. Elhamdülillah bitti. Götürdük. Balgat'ta bir depo tuttuk. Oraya koyduk. Orada Necati Yılmaz için bir kardeş, Diyanet'te çalışıyordu evvelce, şimdi nerede bilmiyorum. Onu nöbetçi bıraktık. Nöbetçi bıraktık. O da mübarek, çok saf. Oradaki bir kadından kavga etmiş. O kadın da efendim bilirmiş bizim orada kitapların olduğunu, kasak olduğunu. Gitmiş diyen şeye, emniyete şikayet etmiş. Bir de baktık ki bizi arıyorlar. Hemen oraları efendim sanki içeride anlaşılmış var gibi böyle polislerden orayı çevirmişler. Bizi arıyorlar. Kimin bu? Said Özdemir'in. Nihayet buldular beni. Bu depo senin mi? Evet benim dedim. Onlar zannettiler ki yeni bir depo bulmuşuz. Yani oradan aldığımızı tabii bilemediler. Ve yine de büyük bir kamyona yüklediler bizim oraya getirdiklerimizi. Yine götürdüler, o kömür deposuna attılar, koydular. Elhasıl yine artık Cübeyr abiyle oturduk, yine dedik ya ne yapalım? Dedik ki ya ikinci bir operasyon yapalım. Başka çare yok. Yine tekrar o adamı bulduk, dedik ya bak bu eserler yine gelmiş. Bunları yine oradan kurtaralım. O adam da Allah razı olsun kani oldu. Yine o mazgal yerini açık bıraktı. Yine gece yarısı sırtımızla efendim çuvallar. Oraya içeri girdik. Kendi malımızı kendimiz çalıyoruz gibi oluyor. Onları doldurduk o adliyenin deposundan. Ondan sonra çuvallara koyduk. Minibüse doldurduk, götürdük. Artık çiftelerin ta efendim bir köyünde bir kardeşlerimiz şey vardı orada. Bizim Abdülvahit Tabakçı'nın şeyleri, akrabaları vardı. Onların ta efendim şeylerine, samanlıklarına götürdük. Orada sakladık. Ve orada artık peyderpey oradan şey ettik. Bir kere bastık, öylece elhamdülillah. Ondan sonra tabi basamadık. Çünkü sikiye tasdik gaybi. Sikiye tasdik gaybi, evet. 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 Efendim elhamdülillah o zaman üstadın çok himmeti vardı. Bizim tabi üstad hazretleri bizi koşturuyordu elhamdülillah. Bir gün dedik ki ya Risale-i Nurları bütün dünyaya duyurmak için ne yapalım? O zaman bir tek Ankara Radyosu var. Başka bir vasıta yok. Ankara Radyosu ile bütün dünyaya bir ilanat yaptırabilir miyiz diye böyle arzu ediyoruz. Dedik bir deneyelim dedik. Bir dilekçe yazdık. Dilekçede bir Risale-i Nur'un reklamını yazdık. O vakit bu Sıhhiye'nin tarafında şey vardı, Ankara Radyosu vardı. Götürdük, oradaki memura verdik. Dedik ki bunu biz reklam yapılmasını istiyoruz. Allah'tan olacak, adam hiç içeriğine yani böyle manasına bakmadı. Her zaman böyle şeyler geliyor sanki ona böyle. Kelimeleri sayıyor. Kelimeleri saydı. Dedi 30 kelime dedi. Her kelimesi 10 lira. Bir günlüğüne dedi 300 lira alırız. 2 günlüğüne 600, 3 günlüğüne 900 lira. Peki dedik, al sana 900 lira. 3 gün bunu ilan edin dedik. Peki dedi, yazdı. Ne zaman? İşte herkes efendim şeyine gelmiş, evine gelmiş, saat 8 civarında çayını kahvesini içerken bu reklam olsun dedik. Peki yazdı orada, 8'de reklam olacak. Biz artık bütün kardeşlere, Türkiye'deki kardeşlere hep telefonlarla haber verdik ki filan gün, filan saatte Ankara Radyosu bütün dünya Risale-i Nur'u ilan edecek. Hakikaten o gün geldi, o saat geldi ve spiker, Ankara Radyo spikeri Risale-i Nur, Risale-i Nur. Müellifi Büyük İslam Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nur. Sözler, mektubat, nemalar, işaretler, Sayın Musa, Mesnevi Nuriye, Tarihi Hayat çıkmıştır. İsteme adresi Posta Kutusu 444 Ankara. Tekrar Risale-i Nur, Risale-i Nur. Müellifi Büyük İslam Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nur. Dedi ve bitirdi. Tabi elhamdülillah kardeşler bayram yaptı. Bütün dünyaya elhamdülillah Risale-i durmuş oldu. Ertesi günü bütün kardeşler yine kulak kabartıyoruz ki bakalım ikinci bir ilan. Baktık yok. Ya niye yapmıyorlar? Üçüncü gün yine yok. Koştuk idareye, dedik ya biz para verdik kardeşim, niye yapmıyorsunuz? Kardeşim dedi, siz neymişsiniz, bizi kandırmışsınız dedi. Niye kandıralım daha? Yahu dedi, bu
İlk ilanı yaptık ya dedi. Reis-i Cumhur Celal Bayar dedi. Telefonu eline almış dedi. Öyle bizi hakaret etti. Öyle bizi sıvazladı ki siz bilmem ne ettin ki sen nasıl bunu yaparsınız diye. Ondan sonra tabii artık dedi biz yapamayız. Ya dedi biz para ver. Kardeşim paranı al git dedi. Zaten olan bize oldu dedi. Neyse dedik artık onun kaldı 600 lirayı aldık ama elhamdülillah o bizim işimize çok yaradı. Şimdi tabii yine talebeler de yakalanıyor. Hakimin önüne çıkıyor biz ona öğretiyoruz şöyle söyle diye. Hakim bey diyor bunu devlet radyosu ilan etti diyor. Ben almışım çok mu diyor. Ne zaman ilan etti diyor. Efendim filan gün filan zamanda. Hemen Hatip Bey yaz diyor. Radyo idaresine filan gün filan zamanda böyle bir reklam oldu mu? Tabii radyo idaresi bakıyor ki o saatte olmuş. Cevap veriyor evet oldu diyor. Öyleyse beraat diyorlar. Elhamdülillah öyleyse çok beraatler elhamdülillah. Sonra efendim bizim Refet Kavukçu Allah selamet versin hayatta da Erzincanlı o bize levhalar yaptı. 40 tane levha. O otobüsler vardı. Eskiden böyle şeyler yoktu. Böyle, efendim Ankara'yı böyle metro falan. Hep otobüslerle. Otobüslerde de biliyorsunuz çok kimseler böyle asılı durunca elini böyle şeyle karşı tarafta böyle levha yerleri var. O levhaları böyle yaldızlı, yağlı boya çok güzel. İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. İman erdiği adam kainata meydan okur gibi. O levhaları 40 otobüse astık ve elhamdülillah bir hafta gezdi. Sonra uyanmışlar. Tabii. Ondan sonra o ego müdür beni çağırdı. Yahu dedi ne biçim ilan falan. E dedim burada ilan parasıyla yaptık dedim. Olmaz dedi falan böyle biraz kavga ettik. Sonra tabii elhamdülillah olduydu bir hafta. Sonra onları 15 sene sonra aldık onları. İnşallah onları başka kardeşlere öyle tersanelere hediye edeceğiz inşallah. Öylece çok hatıralar oldu. Bak kardeşler sizi fazla yormayalım ya. Kaç saat oldu? Ya namaz da kılacağız daha. Oo, ya çok uzak. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Çok 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 sizi geç bırakmışız. Allah razı olsun. Ya. Neyse bir dua edelim de bitirelim. Sıcak mı o? Evet abi. Ha, iyi. O mu soğuk mu? Yok, bu bana göre soğuk. Amin. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavati vel aradin. Ya Halik'i ve ya Halik külli şey. Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla, bütün mahlukatı, bütün keyfiyatıyla, tesir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimetinin ve rahmetin hakkı için. Nefislerimizi bize musahhar eyle. Ve maklumumuzu bize musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahhar yap. Bize ve ihvanımıza iman-ı kamil ve hüsnü hatime ver. Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hazreti Davud Aleyhisselam'a dağ demiri, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a şems ve kameri tesir ettiğin gibi Risale-i Nur'a akılları ve kalpleri musahhar kıl. Bizi ve bütün Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle. Ve cennetül firdevs'te mesut kıl. Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştük, sana dehalet ediyoruz ve sana hizmetkarız ve seni arıyoruz. Bütün günahlarımızdan tövbe ve istiğfar ediyoruz. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Ya Rabbena hizmet Kur'an-ı İmaniye'de bizleri azami ihlas, azami sadakat, azami sebat, azami fedakarlık ve azami takvada muvaffak ve muzaffer eyle. Merhum ve muazzez üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin makamını âli eyle. Rahmet ve rızana mazhar eyle. Davasını daim eyle. Dualarını kabul eyle. Biz onun talebeliğine layık eyle. Ve himmetine nail eyle. Son nefesimize kadar hizmet-i Kur'an ve imaniyede ihlas ile istihdam eyle. İhlas-ı külli Kur'an hizmetleri, nur hizmetleri ihsan eyle. Ya Rabbi Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ki Barla'da 8 sene müddetle boyunca o dağlarda bağlarda ağaçların üstünde ağaçların altında namaz kıldığı mescitlerde namaz kıldığı mescitlerde meskun kaldığı evlerde yapmış olduğu bütün dualara amin amin diyoruz. Bizi o dualara dahil eyle ya Rabbi. Bilhassa
o evin önündeki çınar ağacının üzerinde gece yarısından sabahlara kadar ellerini dergah ile açıp gözlerinden yaşar akıtıp yapmış olduğu bütün dualara amin amin diyoruz. O dualar hürmetine hizmet-i Kur'an ve imaniye de bizi ihlas ile daim eyle ya Rabbi. O dualar hürmetine ya Rabbi şu anda Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz, o zalim kafir Yahudilerin tasarrufu altında, tarabübü altında, bunların topları, teyyareleri ve tanklar altında büyük bir katilama uğruyorlar. Ya Rabbi o Müslüman kardeşlerimizi o zalimlerin elinden kurtar ya Rabbi. Onların hürriyetlerine kavuştur. O zalim Yahudileri Kahhar ismi şerifinle kahru perişan et ya Rabbi. Ve bir an evvel Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı o zalimlerin elinden kurtar. Ve İslam'ın Kur'an'ın hakimiyetine ihsan et ya Rabbi. Ya Rabbi Çeçenistan'daki Müslüman kardeşlerimiz de bu din için, vatanları için, namusları için yapmış oldukları mücadelelerinde mansur ve müzaffer kıl. Karşılarındaki düşmanları kahar ismi şerifi harip eşan et. Hürriyetlerine bir an evvel onları kavuştur ya Rabbi. Ya Rabbi Keşmir'deki Müslüman kardeşlerimizi o zalim kafir Hinduların elinden kurtar ve hürriyetlerine kavuştur ya Rabbi. Ve Doğu Türkistan'daki Müslüman din kardeşlerimizi de ya Rabbi o zalim Çinlerin, kafir Çinlerin elinden kurtar, hürriyetlerine kavuştur. Huzur içerisinde vatanlarında ihlasla Kur'an hakikatlerini yaşamalarını nasip et, hürriyetlerini nasip et ya Rabbi. Ve Filipinler'deki Müslüman kardeşlerimiz de ya Rabbi o zalimlerin elinden kurtar, o zalimlere kahar ismi şerifine kahru perişan et, onları da mücadelelerinde mansur ve muzaffer kıl ya Rabbi. Irak, Suriye, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir ve Libya'daki ve Türkiye'deki bütün Müslümanları ya Rabbi, zalimlerin, münafıkların, komünistlerin, masonların, İslam düşmanların, Kur'an düşmanların, zalim cuntaların, zalim reislerin tasallut, tagallup ve tahakküm mesaretlerinden halas eyle ya Rabbi. Şu vatanımızda Kur'an hakikatlerini hakkıyla yaşamamızı ve gelen nesillere de yaşattırmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kur'an'ın hakikatlerini ve bütün insanlara da duyurmayı bizlere nasip et ya Rabbi. Bi hürmet seyyidil mürselin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ahru davahum elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.